Enerjisa günlük enerji bülteni sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 27 Mayıs 2021. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Güneşli sohbetler başlıyor. Sayın dinleyiciler, enerji günlüğü Türkiye'de güneş enerjisi yatırımlarının durumuyla sektördeki oyuncuların beklenti ve önerilerinin ele alınacağı bir çevrim içi toplantılar serisine başlıyor. Güneşli sohbetler adı altındaki toplantılardan ilki bugün saat 21'de gerçekleştirilecek. Enerji günlüğü genel yayın yönetmeni ve Dünya Gazetesi enerji editörü Mehmet Karan'ın yöneteceği bugünkü oturumda güneş enerji santrallerinde ekipman seçiminin önemi konuşulacak. Toplantıda yerli güneş hücresi ve paneli üreten GTC Güneş Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin CEO'su Ayşe Çiğdem Besen, Türkiye'nin önde gelen güneş paneli üreticilerinden CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ve İsviçre Genel Müdürü Kutay Kaleli konuşacaklar. 4 yeni YEKA yarışması geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mini Güneş Santrali Bağlantı Akı yarışmalarının üçüncüsü olan Mini YEKA GES3'e ilişkin açıklamada bulundu. Dönmez, yarışmaların 6. günü sonu itibariyle 650 MW'lık 50 yarışmanın tamamlandığını ve ortalama fiyatın kilovat saat başına 22.42 kuruş olarak belirlendiğini söyledi. Fatih Dönmez, bu yıl içinde 2000 MW'ı güneş ve 2000 MW'ı rüzgar olmak üzere 4 YEKA yarışması daha düzenleyeceklerini de belirtti. Türkiye'nin 36 şehrinde 1000 MW gücünde toplam 74 yarışmayı kapsayan Mini YEKA GES3 yarışmalarında dün 7 şirkete 10, 15 ve 20 MW kapasiteli toplam 140 MW güneş enerjisi kapasite tahsisi yapıldı. Yarışmalarda en düşük fiyat kilovat saati 18,5 kuruşta Özlem Turizm tarafından Mardin 3 bölgesi için verilirken en yüksek fiyatta 22 kuruşta Bakırlar Tekstil tarafından Mersin 2 bölgesi için verildi. 2000 MW'lık Mini YEKA RES yarışları yolda. Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın, 2000 MW'lık Mini YEKA Rüzgar Santrali yarışmalarının tarihlerinin birkaç gün içerisinde ilan edileceğini söyledi. Aydın, 20, 90 ve 100 MW şeklinde planlanan Mini YEKA yarışmaları sayesinde tıpkı güneşte olduğu gibi küçük ve orta ölçekli yatırımcıların da yarışmalarında yer alma şansı bulacağını vurgu yaptı. Aydın, bu tür gelişmelerin yatırımların tabana yayılması adına çok kıymetli olduğunu da altını çizdi. Enerji Piyasaları İşletme Şirketi ile Takas Bank, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Organize YEKG Piyasası İşletme Protokolünü imzaladı. Buna göre Takas Bank, EPİAŞ'ın 1 Haziran'da devreye alacağı piyasada Merkezi Uzlaştırma Kurumu olarak çalışacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğini açıkladı. Dönmez, günlük üretimin Diyarbakır'da 2800 varil, Yenişehir'de 3000 varil ve Kırklareli'nde 1000 varil olmak üzere toplam 6800 varil olacağını belirtti. Shell'e emisyonu azaltma kararı. Sayın dinleyiciler, Hollandalı bir bölge mahkemesi tarihi bir karar vererek Shell grubuna açılan bir iklim davası sonucunda karbondioksit emisyonlarını azaltma talimatı verdi. Kararla Shell'in 2030'a kadar karbon emisyonunu 2019'a göre %45 azaltması gerekecek. Kararın sonraki davalar için örnek teşkil edebileceği ve büyük petrol şirketlerine yeni davalarında gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Rusya İstatistik Kurumu verilerine göre Rusya'nın 2021 yılı Nisan ayında kömür üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %9 artarak günlük 1.17 milyon tona ulaştı. Bununla ihracat fiyatlarındaki yükseliş de Atlantik ve Pasifik'te kömür talebin artışının etkili olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine karşı olduğunu ancak çalışmalar büyük oranda tamamlandığı için yeni yaptırım kararı almanın fayda sağlamayacağını savundu. Biden yönetimi geçen hafta boru hattını inşa eden Nord Stream şirketi üzerindeki yaptırımlardan feragat ettiğini açıklamıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, ülkede kripto para kullanımının birçok şehirde büyük elektrik kesintilerine sebep olduğundan 4 aydına yasaklandığını açıkladı. Rouhani, %85'i lisanssız olan İran'daki kripto para madenciliği faaliyetlerinin her gün şebekeden 2000 MW'tan fazla elektrik tükettiğini kaydetti. ABD'li otomobil üreticisi Ford, 2030'a kadar elektrikli araç yatırımlarını %36 artırarak küresel üretimin %40'ını elektrikli araçların oluşturmasını hedeflediklerini açıkladı.
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çinli yetkililerin kamu kurumlarına Tesla marka park etmesini yasaklamasının ardından ülkede bir veri merkezi kurulduğu açıklandı. Merkeze kullanıcılardan toplanan verileri depolayacağını belirten Tesla, güvenliğe dikkat etme sözü de verdi. Araç kameralarından toplanan verilerin ABD ile paylaşılmasından endişe duyan Çin, askeri kurumlar ve kamu kurumlarında çalışan kişilerin Tesla araçlarını iş yerlerine park etmesini yasaklamıştı. Adıyaman'da petrol aranacak. Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman Kahta'da sondaj yöntemiyle petrol arama faaliyeti planlanıyor. Yaklaşık 14 milyon lira değerindeki proje kapsamında sondaj teknolojisiyle 10 adet arama kuyusu açılarak petrol rezervi hakkında net veriler elde edilecek. Ve sırada petrol fiyatları var. Petrol fiyatları bugün hafif düşüşte. Brent petrolün varil fiyatı dün 68.87 dolardan kapandıktan sonra bugün 68 doların biraz üstünde seyrediyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 28 Mayıs 2021 için geçerli megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 382.02 lira oldu. Gün içinde en yüksek fiyat saat 10-11 aralığı için 450 lira seviyesinde oluştu. Günün en düşük fiyatı ise saat 06.07 dilimi için 341.81 lira olarak hesaplandı. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Benan Öztürk. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.